Herkese merhabalar. Uzunca süredir bir kitap çalışması yüzünden video atamamıştım. Bugün güncel bir oyunla karşınızdayım. Şarja turnuvasında Vahap Şanal siyahlarla oynuyor. Ray Raps'ına karşı 2704 elosu var. C4'e C6, D4'e D5 ve Slav savunmasına mı girecek acaba Vahap Şanal? Şimdi eğer beyazlar at C3 çıkarsa Slav savunmasındaki temel amaçlardan birisi fili zincirin dışına çıkmak. Ama hemen bu fili gelmesi halinde kırar, vezir B3 oynayıp korunmayan piyonu ister D5'e baskı kurar ve siyahlar zor durumdadır. İşte bu nedenle Slav savunmasına fili çıkmak için önce DC4 yaparsınız. Rakip B5'te piyonu tutmasın diye A4 yapar, E3, fil C4 yapar. Siyahlar da bu arada filini F5'e çıkar. Fakat niye bunları anlatıyorum? Oyunda beyazlar atı çıkmak yerine piyonu sürüyor ve diyor ki ben baştan bu piyonu koruyorum, alırsan tak diye fille alırım. Fakat böyle bir avantajı olmasına rağmen dezavantajı, şimdi Vahap Şanal da D alır C4 yapmadan filini F5'e çıkabiliyor. Çünkü at C3'te olmadığı için vezir B3 hamlesinin etkisi çok fazla olmayacak D5'e ekstra baskı olmadığından. Fil F5'e. Şimdi Ray Raps'ın da ilginç bir hamle yapmış. Bir anda atı tahtanın kenarına gitmiş ama bir sor boş yere değil. Elbette bu güzel fili istemek için. Satrançta tavsiyeler vardır. Şöyle şöyle yapılmalı. Mesela atı tahtanın kenarına gitmek normalde tavsiye edilmez ama fili istiyor. Peki gelişmiş bir taşla gelişmemiş bir atı almak tavsiye edilir mi? Bu da tavsiye edilmez ama sıklıkla şöyle olur. Rakip bir kuralı, bir tavsiyeyi ihlal ettiğinde siz de başka bir tavsiyeyi, kuralı ihlal edebilirsiniz. Burada olan da bu. Beyazlar atıyla vakit kaybetti. Vahap Şanal da diyor ki tamam, ben de güzelim filmi orada ahırda duran ata karşı veriyorum, onu alıyorum. Üstelik kale alır belirden sonra şimdi bir durum var. Atın korunmayan at olması. Vahap Şanal E5 sürüyor. Normalde D4, D5'li açılışlarda E piyonunu bu şekilde merkeze getirebilmek çok zordur. Zaten burada da piyonu feda etti Vahap Şanal. Ama aldıktan sonra at E4 yapıp hem atı istiyor, at kaçtı, hem de filin önü açıldı ya, fil B4 şah çekiyor. Şimdi sıradan oyuncular, yani biz burada deriz ki, bilmiyorum bir büyük usta, süper büyük usta izliyorsa ona lafım yok. Hadi kendimi kastedeyim, burada ilk aklımıza gelen herhalde fili çıkmak olur. Ama o zaman da alıp D4 oynayacak, siyahların rahat olduğu bir konum. Fakat burada aklımıza gelmeyecek hamle Ray Raps'ın tarafından yapılıyor. O da ne? Şahı E2'ye çıkmak. Ve üstelik zamanlara bakın, 1,5 saatle başlamışlardı. 1 saat 28 dakikası var. Çok hızlı oynamış. İki tarafta demek ki bu varyanta hazırlıklı. Sınırlı Lee Chess Database'inde bu hamleleri göremedim. Daha doğrusu at H4'de fil B1 bile yoktu. Ama iki tarafta belli ki bunları biliyor ve çok çok karışık bir konum var. Beyazlar bir piyon önde ama buna karşılık 9. hamlede şah E2 yapmaya razı oldu. Vahap Şanal rokunu atıyor. G3 elbette fili çıkacak. Taşları gelişmeye çalışacak diyelim. Vezir D7. Şimdi vezir D7'nin önemli bir fikri var. Eğer beyazlar sakin bir şekilde fil G2 yaparsa ki soru, o zaman vezir F5 var. Ve kaleye bakıyor. Korunmayan kaleyi at alır, G3 patlatacak. Kale A1'den sonra da siyahların iyi bir oyunu vardır. Beyazlar arzuladığı şekilde taşlarını koordine edemedi. Feda edilen piyona karşı iyi oyun var. Bu piyon da zaten gidici gibi. Ama Ray Raps'ın burada zamanlara bakalım. H4 yapıyor. 1 dakika içerisinde vezir F5'e fil H3 hamlesini hazırlamış. Kale D8. Burada Vahap Şanal'ın bir seçeneği var. D alır C4. Vezir alır D7. At D7'den sonra piyonunu geri aldı ve konum aşağı yukarı eşit. Ama Vahap Şanal'ın çok önemli bir özelliği var. Rakibin reytingi gözünü hiç korkutmuyor ve genel saldırgan tarzından asla taviz vermiyor. Eğer bir konumu karıştırabileceğini, saldırabileceğini düşünüyorsa muhakkak yapıyor ve burada da
Bu sağlam varyanta girmek yerine kale D8 oynuyor. İşin doğrusu bilgisayar bu hamleyi çok beğenmese de konum o kadar karışık ki Vahap Şanal'ın bu oyun tarzını desteklememek mümkün değil seyir açısından, seyir zevki açısından. Flaş 3 gelince vezir 7 yapmış. Buradaki fikri anladınız elbette. Vahap Şanal diyor ki senin şahın ortadayken ben vezirleri değişmem arkadaş. Vezir C2 oynamış. Ne istiyordu? Açarak kaleyle saldıracak. Vezir C2 oynayınca at D7 E5 piyonunu alacak. Ama beyazlar da rahat durmuyor. Fili istiyor. Ve burası çok çok kritik. Bu arada Vahap Şanal da bu vezir değişimini kabul etmediği anlarda çok fazla düşündü. Belki de olayın buraya geleceğini hesapladı. Nedir olay? Burada beyazlar C alır D5 yapıyor. Bunlar hep zorunlu hamlelerdi. Fili kovalayıp C5 yapması. Sorun şu. Tabii şu anda at boşta. Mesele şu. C5 yapınca arkada fil boşta. Ne yapacak buna karşı? Vermiş fili Vahap Şanal. Varyanta girmiş. Al fili demiş ve kale AC8 ile ben şahını mat edeceğim diyor. Hadi vezir kaç. Vezir alır B7. Vezir süpürdü buraları. Kale C2 de alıyor Vahap Şanal. Bakın bir de burada at C3 seçeneği var. Ama bunun iyi olmadığını söylüyor bilgisayar. Çünkü beyazın taşları artık koordine olmuştur. Taşları çıkmıştır. Vahap Şanal şahın kellesi için kalesini dalıyor aşağılara. Kale C2 şah. Şah E1 yapınca yine seçenekler var. At alır F2 iyi değilmiş. Çünkü tamam fili kaleyi istedi ama fil F5'te o da kaleyi istiyor. Efendim atı kapatınca bunları süpürüyor. Her ne kadar beyaz şahın konumu rahatsızlık verici durumdaysa da beyazlar bir taş önde ve atak için yeterli güç yok. O yüzden Vahap Şanal burada kale alır F2 yapıyor. Zamana bakar mısınız? 34 dakikası var. Sağ alta bakın. Bu hamleyi yapınca sadece 7 dakikası kalıyor. Her şeyi kazanmak için Ray Robson at D2 oynamış. At D2'den sonra burada şimdi at alır D2 yaparsa fil D2 kaleyi almıyoruz. Kaleyi kaçınca kale C1 beyazlar yine taş önde kazanır. Ama hız kesmiyor Vahap Şanal. Bir de kale alır D2 patlatıyor. Fil D2'den sonra da vezir alır E5 yapıyor. Vezir at çok iyi koordine olan ahenkle çalışan taşlar ve vezir alır G3 fikri var. Burada enteresandır beyazlar kale G1 ile G3'ü tutayım vesaire diye düşünmemiş. Başına bir şey mi geliyor? Burada kale G1 kötü olur. Çünkü iki tane seçenek var. Bir tanesi D4 sürüşü. D4 sürüşü konumu olabildiğince açıyor. Örneğin burada fil D7 yaparsa at alır D2. Şah D2'den sonra vezir E3 şah. Şah C2, vezir C3. Şah D1, vezir D3 burada oynatıyor. En azından bir beraberlik var. Ama Ray Robson diyor ki ben atı alıyorum. Her şeyi göze aldım. Vezir G3'ü şah çekerek almasına, vezir G3'ü şah çekerek yapmasına izin veriyor Ray Robson. 17 dakikası var. Vahap Şanal'ın 6 dakika 52 saniyesi. Şah D1'e gidince de şimdi mükemmel bir tehdit. Ver matı, ver kaleyi. Evet, beyazlar inanılmaz zor durumda. Ne yapacak? Mesela fil C3 oynarsa, tabii saçma bir hamle yaptırdım ama böyle göbekten bir mat var. Fili ne yapacak, ne edecek? Kale istekte beyazlar tek hamlesini buluyor. Fil E1, kaleyi vermek. Kaleyi alınca Vahap Şanal vezir C7 dönüyor. Tehdit şu anda at C3, şah kale çatalı en basitinden vezir C7 ile tehdidi engellediği gibi kaleyi de istedi. Vezir F3 şah, şah C1, 4 dakikası var Vahap Şanal'ın ve hamle 26-40'a ulaşması lazım. Vezir F6 ile geriye dönmüş, kaleyi tutmuş. Fil G4, kale F8, vezir F4. Zaman çok az, vezir A6, 37 saniyesi var. Tehlike oluşturmaya çalışıyor. Beyazlar da şahını kaçıyor. F5, fil D1 almıyor, açmaz da kalmayacak tabii ki. Vezir D3, daldı Vahap Şanal. 33 saniye,
Fil C2, Vezir E2, Vezir E5 sonrasında burada terk etmek zorunda kalıyor Vahap Şanal. Çünkü atağın devamı gelmiyor. Evet, Vahap Şanal çok çok renkli bir kişilik ve çok güzel bir saldırı gerçekleştirdi. Ama ortaya çıkan şu, bu saldırının sonuçları belki de bir insanın hesaplama kapasitesinin çok ötesindeydi. Riske girdi, bir anlamda kumar oynadı o varyanta girerek, vezirleri değişmeyerek. Ama kazanç gelmedi, rakip çok çok iyi savundu. Kayıp olmasına rağmen Vahap Şanal'ı bu güzel oyunundan dolayı tebrik ediyoruz. Turnuvanın diğer turlarında da başarılarını diliyoruz. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.